Sevgili seyirciler, reklam dönüşünde beraberiz. Ceren Boz ve Muhammed Bilal Korkmaz. Bu ekranda görmüş olduğunuz iki genç 23 Mart günü sabah okula gideceğiz diyerek evden ayrılıyorlar. Fakat evden ayrılmalarından, eve dönmemelerinden sonra onların karşılıklarından emin olan, hatta oğlunun karşılığından emin olan anne oğlunun bıraktığı mektubu da buluyor. Bu iki genci görenler, bilenler, tanıyanlar lütfen bize ulaşsınlar. Bir hatırlatma var bu konuyla alakalı. Önce onu ekrana getirelim. Sonra da Hacer anne yayında mı? Ceren Boz'un annesi. Onunla konuşacağız. 23 Mart sabahı evlerinden ayrılıyorlar. Muhammed Bilal giderken bir mektup bırakıyor. Bir süre kafa dinlemek, herkesin uzaklaşmak için gittim. Polisi aramakla uğraşmayın. Kimse beni alıkoymadı. Geri döndüğümde bana ceza vereceksiniz. Bedelini ödemeye razıyım. Çok özleyeceğim, en çok kardeşimi özleyeceğim ve ona benim gibi, bana yapılan gibi davranmayın. Hakkınızı helal edin diyerek giden 17 yaşında bir evlat, diğer tarafta Ceren Boz. Hacer teyze, lütfen buraya gelin. Geldim. Geldim ve benim hakkımda konuşulan her şeyi orada anlatacağım. Ve ben buna çok karşıyım, benim evladım, hem oğlum hem kızım. Evet. Bu iddialara maruz kalıyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Geleceğim oraya da sizin yanınızdaki o bayana da, öyle bas bas bağıran bayana da haddini bildireceğim. Ben çocuğumdan vazgeçmedim, hiçbir şekilde de vazgeçmiyorum. Kim için söylüyorsun? Ben hem anne oldum, hem baba oldum. Ben herkes, hiç kimsenin annesi benim gibi yapmadı. Anlıyor musunuz beni? Biz ben bugüne kadar zaten öyle bir şey yapıyoruz. Her şeyi yapacağım, sen hiç merak etme yani. Maddi manevi o konuda hiç kafana takma yani, hiç sıkıntı yapma. Çalışıyor musun ki, evin kirasını ödüyor musun? Onu gerekirse bir ay ben öderim, yeter ki şu çocukları bulalım. Tamam mı? Abi, teşekkür ederim, ona gerek yok. Ben zaten senin kendi çocuğuma sahip çıkmayı bilirim yani. Bugüne kadar nasıl sahip çıktıysan şimdiye kadar yine aynı şekilde devam ederim ben. Yaptın yapmadığını artık bırakalım. Aynen. Şu dakikadan itibaren, yani yarından itibaren sen Meryem ablayla ortak hareket ediyor musun? Mecbur edeceğiz çünkü evlatlarımız yani, onlar bizim ha. Evladımız yani. Muhammed Bilal'in annesi stüdyoda oğlunu aramak üzere. Ceren Boz'un annesi bugün burada olacaktı fakat gelmedi. Ceren Hanım merhaba, Hacer Hanım merhaba. Ben Hacer Hanım'ın oğluyum Recep. Recep Boz, Ceren'in de abisiyim. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldin canlı yayına. Hoş bulduk. Annemi ben bırakmadım. Biraz şimdi okuyorum da kim neden engelledi falan. Neden engelledin Recep'ciğim? Neden engelledim? Çünkü annemin oraya gelmesini istemiyorum. Yeter artık. Bu olay çok çığırından çıkmaya başladı. Bu kız bir şey yaptı değil mi? Evet. Bu anneme neden bunu yoruyorsunuz ki? Bakın orada ben uyuşturucu bağımlısıymışım. Sürekli şiddet uyguluyormuşum falan filan. Bunları size kim söyledi? Bunları bize kim söyledi? Böyle bu benzeri ihbarlar geldi. Bunu annenize sorduğumuzda... Peki bir şey söyleyebilir miyim? Nereden buyurun. İhbar geldi? Nereden? Peki bunları kanıtlayabildiniz mi? Gözlerinizle gördünüz mü? Benim uyuşturucu bağımlısı olduğumu nereden biliyorlar? Anneniz sonra... bunların hepsini onayladı. Annem onayladı. Annem de mükemmel bir insan olduğu için zaten hani oğlunu böyle... Ya zaten annem... Bakın... Ben Recep, annemin oraya gelmesini madde istemiyorum. Madde bağımlısı, madde de kullanmış olabilirsin. Ben zaten içeriyim, kimseyi ilgilendirmez. Olabilirsin. Bakın Esra Hanım, bakın ben içeriyim, ondan sonra bayılırım, ayılırım. Kimse bunu dertlemez bu, anladınız mı? Çok benim derdim şu an, benim derdim ne biliyor musunuz? Sakin makin olamıyorum, neden biliyor musunuz? Namı? Anladınız mı? Umurumda değil, annemi de... Recep. Bu kadar. Bakın... Bak. Bakın beni tehdit ediyorlarmış, ondan sonra cezaevine atacaklarmış, yok avukatlar bana ondan sonra şeyler açıyorlarmış, davalar falan filan açıyorlarmış, fark etmiyor, beni atsınlar cezaevine, gerçekten atsınlar. Ama, Recep, ama gerçekten bu olay çok çığırından çıktı. Bakın ben istemiyorum, anladınız mı? Bakın ben istemiyorum, bana da orada uyuşturucu bağımlısı şöyle falan filan falan filan, yok öyle bir şey. Ben çok eskiden yapıyordum, istersen ben çıkarım. İhbar ederim ya, ben giderim, ben kendimi polise de şikayet ederim, fark etmiyor. Anladım. Beşiktaş şampiyon olduğunu düşünün, ben de çok koyu Beşiktaş taraftarıyım.
onlar da suçlu. Buradan bakın, da narkotik polisine anonsumuzu da yapalım. Bir şey söyleyeyim. Benim dinlemiyorsunuz, bakın dinlemiyorsunuz. Ben diyorum ki bu benim kendi tercihim değil mi? Bakın ben şu an zaten kullanmıyorum. Ben zaten tedavi oldum. Ondan sonra gittim. İyiyim, bir ton kan verdim. Amateme gittim. Ondan sonra savcının karşısına çıktım. Bir ton muhabbetler oldu falan filan. Şu falan anda filan. İyi ve bunları... temiz misin? Ben çok iyiyim. Şu an mükemmelim hatta. Bak ben size anlatıyorum. Peki. Anlamıyorsunuz. Çok önceden bu olaylar biliyorum. Şimdi bak sonra beni dinle. Ben senin ablan sayılırım. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Ben Ceren her gün şiddet uygulamış öyle. Bunlara kim söyledi? Ceren mi söyledi? Kimse kanıtlayamaz Hayır, bunu. Hayır bunu Ceren söylemedi. Kim benzeri... söyledi? Dinle annem. Bir dakika dinle ablacığım ya. Bu benzeri ihbarlar gelince annen de dedi ki evet nereden abi bu ihbarlar benim evimde olanları nereden biliyorlar bana bunları açıklayın ben dedi. Tamam diyeceğim eyvallah diyeceğim ben kendim geleceğim kendim bulmalarını yardım edeyim. Senden ama bir ricada bulunabilir miyim? Kardeşimin Ceren nerede olduğunu geliyor. Bir dakika durun ya bir dakika beni dinler misiniz? Ben orada şiddet yanlısı bir abi olarak da ben bunu kabul etmiyorum anladınız mı? Bakın peki. Ben Ceren'in nelerini gördüm. Bakın ben orada... Sen bunu neden böyle yaptın diyemez. Yaşınızdasınızdır, sizin bunu yapmanızı istemiyordur. Zeki sana tokat atar anladınız mı? Bakın bunları kim, hiçbir Türkiye, bak hiçbir Peki, Türk evladı bunu inkar edemez anladınız mı? Sormak istiyorum. Hiçbir kız saat 5'te okuldan çıktıktan sonra saat 9'da eve gelemez anladınız mı? Ne demek bunu kimse gelemez? Kabul etmez. Ben hiç edemem. Bakın ben karşılıyım tamam mı? Böyle bir şey yok. 16 isterseniz, yaşındaki bir genç bakın, kız şu anda sokaklarda bakın, nerede yaşadı, nerede kaldı belli değil. Bir bakın, abi ben olarak ona sahip bakın, ben çıkmak çıkmaya yerine. Annem burada beni susturdu. Annem bana dedi ki sen dedi sorun yaratıyorsun dedi. Sen dedi ne bileyim dedi şöylesin. Bakın ben şimdi şu suratıma gülerim anladınız mı? Gülerim bir, neden? Recep annenle konuşabilir miyim lütfen? Çünkü ben Ceren'e yaptım anladınız mı? Ceren'in okul çıkışında ben kaç defa Ceren'e basmışlığım vardır anladınız mı? Ceren'in ben ne olduğunu sizden çok iyi biliyorum. Size ne söylemişlerse hepsini yalan söylediler anladınız mı? Benim içim çok rahat. Bak yemin ederim içim çok rahat. Ölümüne de Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'a da sana onu feda ederim. Bakın bunları da söylerim tamam mı? Ama Ceren'i bu evde istemiyorum tamam mı? Bak bunu söylüyorum. Ceren'i bu evde istemiyorum demek ne demek? Ceren'i bu evde... İstemiyorum ya ben... Bunu anlıyor musunuz? Gidin... Anlısı demesin ki yıllar önceydi, yıllar anladınız mı? Yıllar önceydi gençken yaptığım hatalardı, bitti. Anladınız mı? Senin yani bir abi olarak... Allah aşkına, benim Recep, şey yok ya, ben şiddet bağımlısıyım, ben uyuşturucu bağımlısıymışım falan. Recep, şimdi beni dinle. Falan. Recep'ciğim, rica edeceğim, şimdi beni dinler misin? Senin bir abi olarak şu anda kardeşine her zamankinden daha fazla sahip çıkıyor olman lazım. Vallahi ben sahip onu... çıkmam o kıza. Onu herkesten daha çok beklemedi. Merak bakın, ben ediyor olman lazım. Bakın ben ne düşündüm, ben düşündüklerimi söylüyorum tamam mı? Vallahi da billahi da ben sahip çıkmam. Ya bakın ben 10, bak ben 20 yaşında bir delikanlıyım tamam mı? Hemen ihbar olarak kabul edilmesini istiyorum. Ceren'in bulunması noktasında ailesinin bakın... Velayet 16 yaşında bir çocuğun velayeti zaten abisinde değildir, annesinde şey babasındadır. Senin şey Ceren üzerinde herhangi bir ya söz bir şey söyleme şey hakkın yok. Haddinizi aşıyorsunuz. Çok cesur davranıyorsunuz. Hepsinin ihbar olarak kabul edilmesini şey istiyorum. Bakın. Yani bakın, bu ülkede hiçbir kız çocuğu... Hiçbir şekilde zaten devlet Ceren'i ailesine teslim etmeyecektir. Her şeyi yapacaktır. Ya. Hülya'nın söylediğinde tekrarlıyorum. Ceren ailesine döndüğü takdirde Ceren'i Muhammed Bilal'i arıyoruz. Ceren'i de bulduğumuz dakikada zaten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla bağlantıya geçip direkt koruma altına alınması en önemlisidir. Çünkü canlı gerçekten. Yayında abi bulunduğu ya. Takdirde tehdit vari cümleler konuştur. Annenize evet, bir de yazın bakın. Tüm ya.
savcılığa da emniyete de sesleniyorum. Aynen ben. Ceren'in evden ayrılmasının... Ben kendi kendimi şikayet ediyorum, tamam mı? Gelsinler peki. Polisler beni evimden alsa bakın. Peki. Şu an aram sakat, bir tamam mı? Bir annenizle konuşabilir. Dışarıya çıkamıyorum. Ayağım iyileşsin. Bakın ayağım iyileşsin. Kendim gideceğim adliyeye, tamam mı? Kendim gideceğim, kendimi şikayet edeceğim. Peki. Tamam oldu mu? Peki bir annenizle konuşabilir miyim lütfen? Annemle ne konuşacaksınız daha ben size? Annenize birkaç soru sormak istiyorum. Çok... Annemi göndermiyorum. Annem oraya gelemez. Anneniz gelmeyecek. Ben annenizle telefonda iletişim annem kurmak da istiyorum. Annem beni de kaybeder, bu kadar. Annenizle bir telefonda iletişim kurmak istiyorum. Rica ediyorum sizden. Hacer Hanım. Efendim. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hemen hızlıca birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun. En son İstanbul'a ne zaman geldiniz? Eylül'de. Eylül'de. Hı hı. Nereye geldiniz Eylül'de? Gebze'ye geldik. Ailem orada benim. Kim yaşıyor Gebze'de ailenizde? Annem var, abilerim var. Peki. Kızınızla hiç iletişim kurdunuz mu 23 Mart'tan bugüne? Hayır. İletişim kurulacak bir aracınız var mıydı? Mesela derken telefonum var ama onun telefonu ulaşılmıyor. Hayır. Şimdi oğlunuz diyor ya annem asla Ceren'le irtibat kuramaz. Bu eve asla gelemez demişti. Evet. Başka birinin üzerinden bir iletişim kurdunuz mu? Hayır. Kurmadınız. Yok. Ayşegül kimdir Ayşegül Hanım? Ayşegül Hanım. Ayşegül bilmiyorum. Hatırlarsınız belki Anadolu yakasında oturan Ayşegül Hanım. Ayşegül'ü bilmiyorum. Orada kim oturuyor bilmiyorum. Peki ben Ayşegül'ün kızı Esma. Esma. Hatırlamıyorum Esma diye. Ayda 150 TL kızınıza kim burs yatırıyor? 150 TL. Evet. Hayır. Aylık 100 lira... Fatih Hoca diye biri... Kim? Fatih Hoca diye biri... Bu Fatih Hoca nerede? Burada, İzmir'de. İzmir'de. Öğretmenlerinden biri mi? Evet, öğretmenlerden biri. Peki, kızınızın İstanbul'a taşınan bir arkadaşı var mı? Hayır, yok. İstanbul'a geldiğinizde görüştüğünüz birileri var mı? Ceren'in eski okulundan? Hayır, kimseyle görüşmedik. Hiç kimseyle? Yok. Peki bir müteahhitlik ve galericilik yapan biri varmış. Ne? İstanbul'da bir müteahhitlik ve galericilik yapan biri varmış. Denizcilik yapan biri. Yok, bizim tanıdığımız değil. Tanıdığınız?